Türk siyasetinde Türk kadını. Hadi bakalım. İzleyelim bu videoyu. Biraz da erkekleri gömelim. Şerefsizler. Hamileliği davul çalarak ilan etmek de bizim terbiyemize aykırıdır. Neden aykırı olsun? Neden? Kadın hamile olduğu için belki de ailesi de istiyordur ve hamile olduğu için kendi aralarında eğleniyorlar, takılıyorlar, halay çekiyorlar. Neden kötü bir şey olsun ki? Sünnet yaptığımızda davul zurnayla çocuğun çükünün kesilmesini kutlayabiliyoruz ama. Diğeri de aynı şey yani, çok aralarında mükemmel bir fark yok. Kadının çocuğu oluyor, kadın mutlu olduğu için isterse kurban kestirir, isterse davul zurnayla kutlar, isterse arkadaşlarıyla gün yapıp çocuğuna isim ararlar, kime ne, isterse de tatile gider. Böyle karınla sokakta gezilmez. Neden gezilmesin ya? Her şeyden önce estetik değil. O zaman kilolu insanlar da sokakta gezemez. Yani estetik anlayışı, gerçi estetik anlayışı herkesten herkese değişir de. O zaman bu söylenen şeye göre kilolu insanların sokağa çıkmaması gerekiyor, hamile olmasalar bile. Erkekler dahil. Niye? Çünkü göbekleri önde gidiyor. Estetik değil ya, dışarı çıkamazsın. Gözümün zevkini bozuyorsun. Ben de mesela senin tipini beğenmiyorum, dışarı çıkma o zaman. Bana göre sen de estetik değilsin. Mesela örnek veriyorum. Estetik değilsin. Kadınların ihtiyacı olan şey nedir? Her insanın ihtiyacı olan klasik şeyler işte, temel hak ve özgürlükler. Kadına verilen değer dünyanın hiçbir ülkesinde. Bayağı komik espri ya. Dayıyı sevdim, dayıyı sevdim. Güzel espri. Şaka değil mi lan yoksa? Şaka değil değil mi? Şaka değil mi? Komik yani, çünkü ben güldüm yani, espri güzel. Bazen erkek kadın eşitliği diyorlar. Kadın kadına eşitlik doğru olandır. Erkek erkeğe eşitlik doğru olandır. Buna katılıyorum. Şu sebepten ötürü katılıyorum. Doğada bırakın kadını erkeği, hiçbir hayvan diğeriyle eşit bile değil. Aynı cinsten bahsediyorum. Atıyorum, iki maymun birbiriyle eşit değil. İki erkek de birbiriyle eşit değil. İki kadın da birbiriyle eşit değil. Eşit olacak olan şey hak, özgürlükler ve adalet önündeki işte ceza verilecekse veya ödül alınacaksa bu eşitlik. Yoksa zaten dünyadaki hiç kimse birbiriyle eşit değil. Yani eşitlik diye bir şey olamaz. Ben annemden babamdan çıktım. Beni onlar yaptılar. Ben bile onlarla eşit değilim. Her şeyimiz farklı. Siz de farklıyız. Yani bırakın iki cinsin birbiriyle eşit olmasını, iki insan bile birbiriyle eşit olamaz. Her şeyimiz farklı. Biyolojimiz, davranışlarımız, her şeyimiz. Bizim eşitlikten kastımız genelde işte hak, hukuk ve adalet önündeki eşitlik bu yani. Bunlar da zaten insani şeyler, olması gereken şeyler. Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. O fıtrata terstir. Hanımefendi söz. Hanımefendi söz. Bir kadın olarak söz. Bu tartışılan Kardeşim kadınsan sus ya, boş konuşma ya. Yavuz var. Olabilir. Çocuğun kabahatini. Oradaki anası olabilir. Çocuğun kabahatini. Anlamadım ya dediğini. Ben de söz. Bir kadın olarak söz. Hanımefendiler, çete yazmayın ya. Bir kadın olarak çete yazmayın. Ayıptır, o kadar erkek var ya çette. Yazmışsınız isminizi, bak görüyorum buradan, Gamze, İlayda falan. Ayıptır ya. Necmettin yapar mısın adını? Bak burada bir sürü erkeği tahrik ediyorsunuz çete yazı yazarak. Ayıptır be. Bu tartışılan tecavüz var. Olabilir. Çocuğun kabahatini. Oradaki anası olacak kişinin yaptığı hatadan dolayı çocuk niye suçu çekiyor? Lan yine anlamadım. Yemin ederim anlamadım. Bu
tartışılan tecavüz var. Olabilir. Çocuğun kabahatini. Oradaki anası olacak kişinin yaptığı hatadan dolayı çocuk niye suçu çekiyor? Anası çeksin. Anası kendisini öldürsün. Kız mıdır? Ne alakası var ya, birisi tecavüze uğradıysa niye biri birini öldürüyor veya pardon kendini öldürüyor? Anlamıyorum. Naz bir tane elmas göndermiş. Adımı Abdurrahman yapmaya gidiyorum demiş. Yaz, yap Naz, ayıptır yani. Adını Abdurrahman yaz, yap. Bak burada şimdi 3000 kişi chat'i izliyor, senin adını okudum Naz. Olmaz böyle. Bak bir de profil fotoğrafında kendi fotoğrafım var. Saçın gözüküyor. Yüzün görünmüyor ama saçın görünüyor. Kadın saçı o. Ayıptır. Edep, ar, namus. Ben istemiyorum böyle. Kadın mıdır bilemem. Çalışıyorum diye annelikten imtina eden bir kadın aslında kadınlığını inkar ediyor demektir. Reis ne alakası var ya? Bir insan kadın olmak istemeyebilir. Mesela kadına yüklenen, anneliğe yüklenen anlam da bence kadının geri planda kalmasını sağlıyor. Yani anneliğe öyle bir şey yüklüyor ki insanlar, bunu kadınlar da yapıyor. Annelik şöyle kutsaldır, şöyledir, böyledir vesaire diyor. Otomatik olarak bir kadın anne olamadığında kendini eksik hissediyor veya çocuk sahibi olmak istemediğinde. Bir insan çocuk sahibi olmak istemeyebilir. Ben hayatımın sonuna kadar çocuk doğurmayacağım diyebilir. Hayatının sonuna kadar da çocuk istemeyecek bir erkekle evlenir ve mutlu mesut yaşarlar. Herkes anne olmak zorunda değil. Babalık, annelik vesaire, bunlara yüklediğimiz anlam da aslında insanı baskılıyor. Toplumsal bir baskı yani bu. Kendi başına bırakılan, unutmayın, ya davulcuya ya zurnacıya. Kadınsa o da iffetli olacak. Mahrem namahrem bilecek. Herkesin içerisinde kahkaha. Alakası yok ne yok? Neden alakası yok biraderim? Ben anneliğin kutsal olduğunu düşünmüyorum. Babalığın da anneliğin de kutsal bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu benim düşüncem. Nedenlerini de burada bir saat boyunca anlatabilirim. Düşünmüyorum. Yani inanılmaz zor bir şey değil yani bir çocuk yapmak. İki insan sevişiyor, çocuk oluyor yani, bu kadar. Ben bunun kutsal olduğunu şahsi olarak düşünmüyorum. Sen de neden bana kutsal olduğunu anlat. Belki de ben yanılıyorumdur bu arada. Belki de ben yanılıyorumdur. Benim problemim vardır. Ben yanılıyorumdur. Ben olduğunu düşünmüyorum. Normal en yeteneksiz insanın bile başarabileceği bir şey. Yani sen buna kutsal bir şey dersen, çocuk sahibi olmak istemeyen kadınlara otomatik olarak siz tam olarak kadın değilsin demeye getiriyorsun. Veya çocuk sahibi olmak istemeyen insanlara kutsal, bu kutsallıktan mahrum oluyorsun, sen nasıl insansın demeye getiriyorsun. Ondan sonra işte 70-80 yaşındaki teyzeler de hiç tanıma, o kadar değil de işte herkes soruyor gerçi, genci yaşlısı. Yeni evlenen bir çifte gidip çok rahat bir şekilde ne zaman çocuk yapacaksınız diyebiliyor. Neden diyor yani bunu? Bunu neden söylüyor? Söylememesi gerekiyor halbuki. Belki de çocuk yapmak istemiyorlar. Belki problemleri var. Belki çocuk sahibi olmak istiyorlar ama olamıyorlar. Yani buna bu kadar bir anlam yüklemeye gerek yok anneliğe, babalığa. İnanılmaz bir anlam yüklemeye gerek yok. Elbette önemli bir şey. Elbette annemiz, babamız hepimiz için önemli olması gerekiyor. Onlar olmasa teknik olarak biz olamazdık. Ama yani bir kutsallığı olduğunu da düşünmüyorum ya, hem annenin hem babanın. Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay. Bunu niye söylüyorum? Çünkü şimdi arda arda 4 haber vereceğiz. Bu haberleri üst üste vereceğiz. Çünkü birini görmeyen diğerini görsün. Diğerini duymayan öbürünü fark etsin diye. Duymadım, görmedim, bilmiyorum olmasın. Biz kadınlar ölmezden gelemiyoruz ne yazık ki. Siz de görmezden gelemiyorsunuz diye. Yine Ece Üner, yine mükemmel konuşmalar. Bana